Herkese iyi pazarlar. Kaç gündür bize gelen mesajların, yorumların haddi hesabı yoktu. Ne ile ilgiliydi peki bu yorumlar ve mesajlar? Gezegenlerin hizalanması. Tabi hizalanmadan ne anladığımıza göre değişiyor bu durum. Tabi biz de oturduk Murat'la pazar pazar dedik ki şu gezegen hizalanması ile ilgili birkaç hesaplama yapalım. Biraz sayısal verilerden konuşalım. Hani yeter artık gezegenler hizalandı. İşte uykularınıza dikkat edin, komşularınıza dikkat edin. Başımıza şu gelecek, <laughs> Aynen. bu gelecek. Gelmeyecek. Arkadaşlarınıza dikkat edin diye. Gerçekten ölçtük, biçtik, hesapladık. Evet ölçtük. Nedir bu gezegen hizalanması? Hemen önce ondan bahsedelim istersen Murat. Gezegenlerin ip gibi arka arkaya dizilmesi kesinlikle değil. Zaten öyle olsa biz gezegenleri gökyüzünde böyle boydan boya göremezdik. Hepsini aynı kadraj içerisinde yan yana gibi görürdük aslında. Şu anda burada bahsettiğimiz şey gökyüzünde bizim göksel deniliyor ya da görsel deniliyor. Gezegenlerin yan yana görülme olayı aslında ve herhangi bir sıralama da yok. Yani 25 Ocak'ta 2025 tarihinde gökyüzünde 6 tane gezegen sıralanacak. ''Biz bunları çıplak göze göreceğiz, işte bu muhteşem olayı kaçırmayın.'' diye baktığımız zaman aslında biz yıl içerisinde gezegen hizalanmaların... Görüyoruz ama. Geçen yılda mesela video yapmışız bununla ilgili. Haziran ayında. Mesela 15 Nisan 2025'te Neptün, Merkür, Satürn, Venüs tekrar hizalanacağız. Hı hı. Biz bu haberleri tekrar duyacağız. Gezegenler hizalanıyor. 11 Ağustos 2025, Merkür, Venüs, Jüpiter, Uranüs, Satürn yeniden hizalanıyor. Uranüs ve Nöptün. Gelelim bunlara mesela. Ya yani bunları çıplak gözle görmemiz imkansız. Zaten göremiyoruz evet. ki. O yüzden de işte gezegenlerin hepsi görülecekmiş vesaire demek de çok büyük bir hata olur. Evet gökyüzünde olacak eğer iyi bir teleskobunuz varsa gerçekten iyiyse bu arada. Onlarla ancak Uranüs ve Nöptün'ü fark edebilirsiniz. Ama hepsini çıplak gözle görmek mümkün değil. Peki. Biz bu gezegen hizalanmada şunu yapalım arkadaşlar oturalım güneş battıktan sonra şöyle çayımızı kahvemizi alalım Hı. gezegenlerin gökyüzünde oluşturmuş oldukları tamamen işte görsel bir fenomen olan bu olayı oturalım izleyelim. İkisi olmayacağını emin miyiz mesela böyle ne bileyim gezegen bunlar bizi çekmez mi? Çeker. Diyenlere çeker. bakalım Şimdi neler, bizim, ne hesaplar ee, yapmışız. bizim kütle çekim kanununda bir yasamız var. F eşittir. G m1 çarpı m2 bölü d kare. Neydi bu? Yani gezegenler kütleleri oranında klasik aslında Newton çekim yasasından bahsediyoruz biz burada. Kütleleri oranında gezegenler birbirlerine bir kütle çekim uygular. Her klasik, kütle aslında uygular. Gezegenler bunun anlamlandırılabilir boyutta kütleleri olduğu içindir. Bütün gezegenler şurada görüldüğü gibi. Yörüngesinde hizalanmış olsaydı güneş ve tüm gezegenler gerçekten ip gibi sıralanıyor olsaydı ki bu sıralanma mümkün. E tabii ki neden olmasın mümkün Hı? ama 13 trilyon yılda bir hizalanma oluyor. Yörüngelerinde bulundukları noktada bir A noktası bir A çizgisi gibi düşünün. Bütün gezegenler aynı anda aynı noktada o hat üzerinde olacak. 13 trilyon yıl. Evren bile. O zaman burada şuna bakalım. Güneş sistemi 4.5 milyar yıl önce oluşuna e, göre evet. kabaca. Evren 13.7 <laughs> milyar yıl önce oluşuna göre bu hizalanma hiç olmadı. Gezegenler belirli bir yörüngede dolanırlar, hmm. belirli bir eğiklikleri vardır, bir açıları vardır. Her gezegen aynı ekliptik düzlemde aynı açıda dönüp dolanma hareketi yapmazlar. Milattan önce 560 yılında buna çok yakın bir evet. hizalanma olmuş. Bu ne 8 Mart 2391. Dünya Kadınlar Günü'ne özel. 2391. 94. 300 yıl var. Yani 8 Mart'ta oluyor 350 yani yıl var. Aynen. 8 evet. Mart. Güneşin bir tarafında toplanıyor. Evet. Şimdi biz bunu da hesaba katmadık. Biz dedik ki gerçekten 13.7 trilyonda bir olan olay olsun. Tüm gezegenler gibi hizalansın. Ve biz de işte yaklaşık işte 70'er kilo işte 50'şer kilo <gülüyor> <gülüyor> olarak. 50 de var. Hesaplama yaptık. Siz de yapabilirsiniz. Bu parametrelerin hepsi internette var. Hı hı. Biz yine açıklama kısmında bu parametreleri de gireriz. Siz de hesap makinanız bir kağıt bir kalem her şeyi çözer derler. Yani burada özetleyecek olursak şöyle bir hesaplama yaptık. Tüm gezegenler yeryüzünde yaşayan bir insan yani işte bir bedene... Uyguladıkları kütle çekim kuvveti gerçekten anlamlandırılabilir mi anlamlı mı yoksa değil mi onu hesapladık aslında. Hesapladık sonuç f eşittir kullandığımız formülde 0, 0, 0, 0, 0, 16 yani 1.63 çarpı 10 üzeri eksi 5 gibi bir parametre çıktı. Peki bizim aramızdaki kütle çekim kuvveti ne kadar Hesaplanamaz. olur? Hesaplanamaz. Hesapladık. Hesapladık. <laughs> Hesaplanıyor tabii neler olmasın bir yani. Bir kara delik gibi birbirimizi çekmiyoruz. <laughs> Aynen Allah'ta. öyle. Murat'ın kütlesi benim kütlem aramızdaki mesafeyi bir metre varsayıyoruz. Murat'la bizim aramızdaki mesafede 3.4 çarpı 10 üzeri eksi -7. 7. Yani 0.0000034. Karar sizin. Hesaplamalarınızı evet. yazın. Matematik burada, bilim burada. Ee, savaş hep var. Depremler dünya oluştuğundan beri kıta hareketleri olduğundan beri var. Seller sular, Nuh tufanından beri var. Hayatımızdaki olumsuzlukları hiçbir suçu olmayı. Ya da olumlulukları gökyüzündeki gezegenlere, yıldızlara bağlamayın. Eğer Newton'dan ve Einstein'dan daha farklı ya siz bilmiyorsunuz aslında şöyle bir e, hesaplama var aslında buna yaptığımızda bakın etkisini göreceksiniz dediğiniz bir hesaplama varsa ne olur yorumlara yazın biz de bilelim onu. Tabii tabii Yo, çekiminden. Evet, evet. lütfen hesaplamalar farklıysa farklı hesaplamalar buluyorsanız gerçekten de e, o anlamlı değer aralığındaysa Hı -hı. eğer bu etki haydi gelin tartışalım. Mutlu pazarlar, güzel pazarlar. Alın kahvenizi için, selametle kalın. Boşluğu gökyüzünün güzelliğine kapılın gitsin. Hoşçakalın.